Ferhan Şensoy, 31 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti. Usta tiyatrocu için Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda bir tören düzenlendi. Şensoy'un cenazesi, Ses Tiyatrosu'ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Derya Şensoy, babasına seslendi, "Baba, kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum." Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. 70 yaşındaki oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta sanatçı için ilk tören Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Törende konuşan Müjgan Şensoy, "Babamın burada olmaktan o kadar mutlu olduğunu biliyorum ki. Hastanede hep Galatasaray'ı soruyordu. Babamı kucakladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz," ifadelerini kullandı. İki kardeş törende gözyaşlarına boğuldu. Usta oyuncu için ikinci tören Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda düzenlendi. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Törende konuşan Okan Bayülgen, "Dünya çapında bir sanatçıyı uğurlarken soğukkanlı olmalıyız. Ona layık olmalıyız. Çok üzgünüz," dedi. "Ses Tiyatrosu'na hoş geldiniz. Bu tiyatroya her zaman değer verip doldurdunuz. Bu tiyatroya enkaz halinde geldik. Bu sahnenin üzerinde örülmüş bir duvar, bir film perdesi, acayip filmler oynatılıyordu. O kadar iyi dostları vardı ki arkadaşları destek oldu. Her şeyini buraya yatırdı Ferhan. Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel 3 çocuğum var, Mert'in de babası, her şeyinde emeği var, gerçekten çok güzel bağları vardı çocuklarla. Yaşamayı bilmek doğmayı, bilmekle ölmeyi bilmenin arası. Doğmayı bilmiyoruz, bizi doğuruyorlar, ölmeyi nereden bilelim? Birkaç kez ölünmüyor ki. İkisini de bilmezken ikisinin arasındaki yaşamayı nereden bilelim? Ustam, sen ikisinin arasındaki yaşamayı bana, bize, evlatlarına, ailene, dostlarına, seyircine, öğrencilerine, Türk halkına bütün bunlarla ışık oldun. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez. Varsayalım ölmedin. Giderek zorlaştı konuşma yapmak. Ben üniversitedeyken babamla uzun süre ayrı kalmıştık, ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp yollamıştım. Zamanlardan bir zaman çıksa gelse, ben o gün izlemeye doysam seni, hadi diyelim dünya tersine dönse ve okumaya doysam seni, hatta haftanın 8. günü aklına bile doyarım belki ama sana hiçbir zaman doyamam baba." O da bana şöyle yazmıştı mektubunda, "Bir baba kız aşkıdır. Aşar okyanusları, çok yunusları. Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum. O kadar güç ki burada durmak. Ne söylesem eksik kalacak. Size babamı anlatmaya kalkamam. Onu en az benim kadar tanıyorsunuz. Ne kadar sevdiğimi anlatsam sizler de aynı derecede seviyorsunuz. Şu anda burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak, bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Bir insanın tüm benliği ve sahiciliğiyle gerçekleştirmesi ve bundan bir an bile şüphe duymaması, ölümden hiç korkmadı babam." Mert Baykal ise, "Anladım ki insanın iki tane babası olabilirmiş, dağ gibi iki tane babası olabilirmiş. Anladım ki benim bu babam Don Kişot'muş ve yel değirmenleriyle savaşıyormuş," ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk tiyatrosunun ulu bir çınarını kaybettiğini belirterek, "Sanattan kazandığının tamamını yine sanatı için harcadı," dedi. Ersoy, "Bu toprakları ve insanımızı çok sade ve yalın şekilde anlatan çok güçlü bir dili vardı. Toplumumuzun her kesimi tarafından seviliyordu.
onun eserlerini izleme şansına nail olduk ama bugün bu sahnede onu uğurlamak için buradayız, şeklinde konuştu. Ben Ferhan abiyi 1983'te tanıdım, öğrencisi oldum. Bu tiyatronun yaşaması için çok büyük çaba sarf etti. Orta oyuncuların devam etmesini çok istiyordu, inşallah devam edecek. Ustamı kaybettim. Tiyatrodaki babamı kaybettim. Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun. Aslında Ferhan Şensoy için söylenecek bir sürü söz var, ne yazık ki sözün bittiği yerdeyiz. Onu her zaman özleyeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun. İnsan birini kaybedince ona olan sevgisini, aşkını daha iyi anıyor. Bizim için zor günlerdi, giderek güçleşiyor, yine de bir şekilde bizi buluşturan, hayatlarımızı kesiştiren hayatlara teşekkür etmek istiyorum. Burası Ferhan'ın yüreği ve mabedinde bulunuyoruz. Bu salon onun benliği, onun tiyatrosu. Şimdi görüyorum, her yer ağlıyor onun için. Çünkü babalarını kaybettiler. Ama onun ruhu burada. Söyleyecek birçok şey var, orta oyuncular ailesine başsağlığı diliyorum. Yeni mezun olmuştum. Orta oyuncuların provasının bitmesini bekleyip tiyatroda olmak istediğimi söylemiştim, o da beni kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Söylenecek çok şey var, bu ses tiyatrosunu biz devam ettireceğiz, hepimizin başı sağ olsun. Törenin ardından ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında Şensoy'un cenazesi Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek. Usta oyuncumuz Ferhan Şensoy'a Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.